Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Ben teşekkür Ve ederim, hoş geldiniz. Programımıza hoş geldiniz başta emlak olarak. Teşekkür ederim. Fatih Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama Evet. öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Fatih Bey kimdir? Sektöre girişin nasıl oldu? Biraz giriş hikayenizi dinlemek istiyoruz Evet. sizlerden. Fatih Başdoğu, 1991 Muğla doğumluyum. Eğitim öğretim hayatımı Muğla'da tamamladım. İş hayatımda da Muğla'da devam etmek istiyorum. Muğla'yı seviyorum. Sektöre girişim henüz yeni. Yani bir aylık bir işletmeciyim. Yani Kötekli bölgesi olarak yeni yatırımcılar arıyoruz. Yani bundan sonra burada daha çok kiralık, satılık yatırımlar olarak devam ediyor. Evet. Yani siz sektörde yenisiniz ama evet. Baba biraz eski değil mi? Evet, evet. Baba biraz eski yani. Biraz babadan da bahsedelim baba, o zaman. Babamın çevresi daha çok beni bu sektöre yönlendirdi. Yani Kötekli bölgesine daha çok hakim olduğumuz için buranın bilinen bir ailesiyiz. Biliyorsunuz emlak sektöründe güven çok önemli. Evet. Buraya yatırım yapmak isteyen bir aile veya bir vatandaş veya bir arkadaşımız önce genelde babayı arar ya da beni arar burada. Evet. Ondan dolayı bizi bu sektöre yönlendirdiler. Baba evet, inşaat yapıyordu değil mi? Yıllar öncesinde inşaat yaptı, müteahhitlik yaptı. İki dönem burada Kötekli bölgesinde muhtarlık yaptı. Hı hı. Şimdi de burada Ziraat Odası Başkanı kendisi. Yani bizler de artık burada emlak sektöründe önemli gereği duyduk. Açık var mıyız böyle bir açık emlakla alakalı? Ne gibi? Kötekli bölgesinde evet böyle bir açık emlak açığı var mıydı? Yani vardı ama şu anda benim gibi arkadaşlarım burada artık yeni ofisler açtı, yeni emlak danışmanlıkları. Açığı yavaş yavaş kapatıyoruz. Çok hızlı büyüyen bir yer. Burada yaklaşık 25-30 bin civarında üniversite öğrencisi kalıyor. Evet, çok fazla. Devletimizin yurtları bunun dörtte birini karşılayabiliyor şu anda. O yüzden diğer kalan, geride kalan öğrencilerimize barınma hizmeti ya da kiralık daire, konut, apart vesaire şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Yapılan yatırımların karşılığını alabilmek için bu şekilde devam edeceğiz. Hem kiralık var hem satılık var. Tabii, tabii. Kiralıklar ve satılıklardan biraz bahsedelim o zaman. Daha çok evler ne tip öğrencilere yönelik mi hep? Evet, genelde 1 artı 1, 2 artı 1 daha çok öğrencilere yönelik. Hı hı. Yani burada 30 bin nüfus varsa bunun 25 bini öğrencidir. Yüksek kesiminde onlar evet. oluşturuyor. Ve sezonluk mu kiralıyorlar genelde? Genelde 1 yıllık sezonluk. Hı hı. Evet, o şekilde. Yani satılık olarak da 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerimiz var burada. Onların da yani bundan sonraki nasıl söyleyeyim genişler mi daha çok Kötekli büyür mü hı hı. bilemiyoruz şu anda ama düşüncelerimiz daha çok yatırımcılar için iyi. Geleceğimiz peki iyi. İnşaat sektörüyle biliyorsunuz emlak kafa kafaya gidiyor. Evet, bağlantılı evet, aslında. Evet. İnşaat olarak peki yapılıyor mu yeni yapılar? Yeni yapılar devam ediyor şu anda. Yani Kötekli'den sonra artık ilerleyen biraz daha ileri taraflarda Yeniköy ve Ortaköy taraflarına doğru daha çok açılmaya başladı. Kötekli'de çok fazla inşaat alanı kalmadı artık. Hı hı. Yatırımcılar o zaman geliyor buraya. Tabii, tercih ediyorlar. Tabii, tabii. Yani müteahhit abilerimiz, müteahhit arkadaşlarımız şu anda zaten arayış içerisindeler burada. Biz de onlarla bağlantılı zaten çalışıyoruz. Hı hı. Yani burada bulamadığımız takdirde artık buraya yakın, üniversite bölgesine yakın neresi var? Ortaköy, Yeniköy, daha çok Menteşe bölgesi taraflarına devam ediyoruz. Peki sadece ev konusunda değil, arazi ve yatırımlı konularla da ilgileniyorsunuz evet, o zaman. Evet. Onların da yönlendirmesini tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Tarla vesaire diğerleri var mı? Tabii elimizde yakın bölgede tarlalar, arsalar, villalar. Yani şöyle söyleyeyim, 48 olarak çalışıyoruz. Yani şu anda satılık Bodrum'da villalarımız var, Fethiye'de var, Akyaka'da var aynı şekilde. Aa, çok güzel. Akyaka'da günlük kiralık villalarımız var. Hı hı. Bu şekilde. Yani dışarıdan turizm bölgesi olmamız nedeniyle dışarıdan da çok talep var şu anda. Hem turistik hem kış turizmi üniversite öğrencilere yönelik. Bu şekilde yani. Yani Kötekli'den bahsediyoruz ama aslında Bodrum'un, pardon, evet. Muğla'nın tamamına evet. Hakimsiniz. Hakim, evet hakimiz. Güzel. Başka sektörlerle de ilgileniyorsunuz. Biraz evet. kariyer hayatınızdan bahsedin bizlere. Evet. Tabii emlak sektörümüzün yanında eğitim kurumlarıyla ilgili çalışmalarımız var.
Geçmiş dönemde şöyle söyleyeyim, bir 13-14 yıllık bir futbol geçmişim var, sporcu geçmişim var. Bunun yanında 13-14 yıl sonrası temelden gelen bir Zeybek, yani Muğla'yı Zeybek'le tanırız biliyorsunuz. Evet. Zeybek çok oynadık biz, halk oyunları eğitmenliği yaptım burada. Ondan sonra da bizi sektör buraya getirdi artık. Buranın, bu bölgenin gelişimi ve hızla büyüyor olması emlak sektörüne girmemizi sağladı, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda şu an eğitim kurumlarıyla da yine ortaklığınız var. Ortaklığımız devam ediyor, evet. Orada nasıl bir çalışma yapılıyor? KPSS üzerine mi daha evet, çok? Evet, KPSS, DGS, ALES, ÖABT. Bunun yanında ekstra kurslarımız devam ediyor. Evet. Yine eğitim kurumunda da, eğitim kurumları olarak da hizmet evet. sunuyorsunuz. Evet. Aynı zamanda buraya hakim olduğunuz için evet. emlak konusunda da yine hizmetler devam evet. ediyor. Çok yönlü, çok evet, güzel. Evet. Peki biraz da hizmet anlayışınızdan bahsedelim o zaman. Başta emlak olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Fatih Bey? Yani biraz önce de bahsettim. Yani emlak sektöründe güven çok önemli. Yatırım yapan kişiler, yani burada bir arkadaşımız yıllarca bir para biriktirmiş, buradan bir ev alıyor ya da bir arsa alıyor. Yani bu yapmış olduğu yatırımın karşılığını vermek zorundayız. Evet. Yani onu yanlış yönlendirmemek çok önemli. Yani bu tür arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız güzel bir emlak danışmanıyla, iyi bir, güvenilir bir emlak danışmanıyla birlikte yatırım yapıp yatırımın karşılığını almalı bence. Evet. Sonuçta bölgeyi bilmiyoruz. Evet. Siz biliyorsunuz. Sizin tabii, yönlendirmeler sonucunda. Tabii bölgeyi bilen bir emlak danışmanıyla, yani bu bölgeye, bu bölgedeki hakimse, hangi emlak danışmanı hakimse, tabii ki farklı arkadaşlarımız da var bizimle. Diğer büyük abilerimiz var. Onlar da çok iyi biliyorlar böyle emlak danışmanı. Yani bölge hakim ya da başka bir bölge hakim olan, yani ben daha hakim olamadığım bir bölge varsa tabii ki başka arkadaşlarımıza yönlendiririz. Hı hı. Doğru yatırımları yapmaları için. Evet. O zaman şunu anlamalıyız ki her şey şeffaf bir şekilde burada evet. işliyor. Evet. Gelen müşterilere doğru evet. neyse, doğru yönlendirmeler neyse onu yapıyoruz. Hı hı. Ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Evet. Verdiğimiz her hizmetin de arkasındayız değil mi? Evet, arkasındayız. En önemlisi tabii bu zaten. Evet, önemlisi peki tabii. Bu bölgede dediğiniz gibi sizler gibi birçok firma var, birçok emlak firması var. Evet. Baştu emlak bu saydığımız unsurlar yüzünden tercih ediliyor diyebiliyor musunuz? Tabii ki, evet. Tekrar söylüyorum, emlakta güven çok önemli. Biz bu vizyonla bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Evet. Peki müşteriler nelere dikkat etmeliler emlak seçimi yaparken, emlakçı seçimi yaparken? Yani bölgeye hakim olan bir emlak danışmanıyla beraber yola çıkmalı bence. Hı hı. Kısacası güvenilir olması bu kadar. Evet, biz geldik, burayı bilmiyoruz. Evet. Geziyoruz buraları ve siz denk geldiniz. Sizin evet. güvenilir olduğunu nasıl anlamalıyız? Referanslarınıza mı bakmalıyız? Tabii önce referanslar çok önemli. Yani siz buraya nereden buldunuz? Evet. Kim sizi buraya yönlendirdi? Hı hı. Tabii ki siz bir yerlerde sordunuz ki yani birileri sizi buraya yönlendirdi. Yani vermiş olduğumuz güven sizleri buraya getirdi. Evet, çevrede bile sorsak evet, evet. bu cevabı alırız. Yani bu çevrede, bu bölgede herkes tanır. Evet, çünkü emlak konusunda birçok mağdurlar var evet, biliyorsunuz. Çok var, çok var. Bu yüzden de tabii ki kurunun yanında yaş dayanıyor. Evet, evet. Her şey bir bütün aslında bakarsanız. Evet. Peki ilerleyen günlerde başka projeler düşünüyor musunuz burayla alakalı? Tabii ki. Yani sadece emlakla kalmasın diyoruz. Yani inşaat sektöründe de inşallah adımlarımızı yavaş yavaş atacağız. Yine daire olarak mı gidecek inşaat? Yok, temelden başlayıp yani müteahhit abilerimizle anlaşıp o şekilde inşaat sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Bu bölgede mi olacak, Kötekli bölgesi? Yok. 48 diyelim, yani Muğla bölgesinde. Evet. Muğla bölgesinin evet. tamamına hizmet evet. sunacaksınız. Diğer yerlerde de zaten yatırımlar var. Onunla alakalı evet. çalışmalar tabii, devam ediyor. Devam ediyor evet. Hı hı. Peki buradan son olarak izleyicilerimize sizlerle ve sektörle alakalı neler söyleyeceksiniz? Başta emlak olarak son görüşlerinizi alalım o zaman. Evet, sizlere de teşekkür ederim ayrıca beni ziyaret ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yani emlakta güven çok önemli. Güvenli bir bölgeye hakim emlak danışmanıyla yatırım yaparken bunlara çok dikkat etmeliler. Yani inşallah yapmış olduğu yatırımların karşılığını alırlar diyorum yani. Biz de sektörde yeniyiz ama daha çok her geçen gün yeni tecrübeler kazanacağız.
daha iyiye gideceğiz. Evet. İnşallah. Baba eski ama buradan evet, izleyicilerimize evet, onu da vurguluyorum. Evet. Onların ailemin desteği çok büyük. Onlara ayrıca teşekkür ederim burada. Kesinlikle. Evet. Onların başlatmış olduğu bir şeyi siz devam ettiriyorsunuz. Evet. İnşaat, emlak zaten birbiriyle bağlantılı evet, gidiyor. Evet. Güvende kaçınılmaz oluyor haliyle. Evet. Köklü olduğumuz için. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere Fatih Bey. Ben değerli bilgiler ederim, aldık sektörünüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere İnşallah diyelim. Teşekkür ederim sizlere.